Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te This War of Mine, The Little Ones'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. Etkileyici hikayemize, savaşın ortasındaki hayatlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marin'le çok ağır yaralıyken çıktığımız yağmadan sonra sakin bir geceyle karşılaşmıştık. 18. gün. Derecemiz iyiydi. Selamlar, baksanıza şunlara. Soyulmamıştık, hiçbir şey olmamıştı. Aynen de böyleydi arkadaşlar. Kristo derin bir yara aldı diye bir haber var ama kim bu derin yarayı yaptı? Uyurken kendi kendini şey yaptı herhalde. Neyse, devam edelim. Şimdi çok aç, üzgün, çok yorgun. Hemen git bir tane yemek ye. Çok aç. Biyografilere de bakalım. 17. gün. Bence Iskra bir çocuk için çok fazla çalışıyor. Dinlenmek onun hakkı. Evet. Çok aç, hasta, çok yorgun. Tam yemeğini ye. Sen ne durumdasın? Aç, hafif yaralı, üzgün, yorgun. Biyografisi. Keşke arkadaşlarıma yardım edebilseydim. Aç görünüyorlar. Merak etmeyin ya. Yedin mi? Tamam, sen git uyu. Çok yorgunsun. Sen ne durumdasın? Çok aç. Hadi yemek yap. Bir tane kibrit odunla yapalım. 4 bileşenli bir kibrit yapmak inanılmaz mantıksız ama mecbur kalırsak yaparız herhalde. Öğretsek mi? Yapsın ya. Sen aç, hafif yaralı, yorgunsun. Sen biraz ayakta kal Pavle. Şu yağmur suyu falan, bunlardan yap varsa. Hadi yap yemeğini. Aynen, bir yağmur suyu yap. Sen de yemek yap abi. Sıcaklık iyi. 3 tane kibritimiz var. Iskra ne yapıyor? Depresyonda mı? Aa! Kristo nerede? Kristo yemeğini yap, sonra Iskra ile konuş. İlk başta yemeğini ye. Yaralı mı? Aynı zamanda yaralı. Sen gel buraya. Şurada bir oyun oyna bakalım, oynayabilirsen. Yaralı. Sargı bezi. Sargı bezinden sonra Iskra ile konuş ve uyu. Tamam, konuşun hadi. Eski odamı özledim baba, oyuncaklarımı da. Sen bunu yapıyorsun. Suyumuz yok. Kim geldi? Çocuklar. Çocuklara biz yardım etmiştik daha önceden. Yardıma ihtiyacım var diyor. Hiçbir şeyimiz yok. Kibrit yapalım biraz ya. Bir dakika, geliyoruz çocuklar. Geliyoruz. Ya siz anneniz için ilaç istemiştiniz. Yaptık onları biz. Verdik, yardım ettik. Vicdanınız yok mu? Var. Bekle, gitmeyin sakın. Geliyorum. Sakın gitme. Pavle, iyi koşucusun zaten. Koş. Uç. Uç 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 uç. Koltuk bir işe yaramıyor bence. Hafif yaralı, üzgün, yorgun. Tamam Pavle, maşallahın var ya. Açtık. Heh. Merhaba, bizim karnımız aç. Tekrar merhaba. Annemiz sizin sayenizde daha iyi oldu. Ama hala kuvvetsiz ve hiç yiyeceğimiz kalmadı. Çok açız. Bize yiyecek bir şeyler verebilir misiniz lütfen? Ama sizde... Çok oldunuz ya. Ne, depresyona girmeyelim. İki tane konserve bizim için hayat demek ya. Takas yapacağız biz bununla. Takasugi ile iki konserve karşılığında dünyanın malzemesini alabiliriz ama. Ulan ver gitsin lan. Ver gitsin, belki bize daha sonra yardım edersiniz. İki konserve çok fazla ama. Yaşasın, teşekkürler. Gerçek bir yiyecek. Biyografi. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Ve savaşa rağmen hala içimizde iyi insanların olduğunu göstermeliyiz. Kesinlikle öyle. Iskra kesin sevinmiştir. Hikayesini okuyalım Iskra'nın 18. günde.
Babam her zaman meşguldü. Farelerden daha önemli sorunlarımız olduğunu söyler ve yardım etmezdi. Arkadaşım dedi ki, askerler şehre kimsenin girmesine izin vermiyormuş. Belki oyuncak askerler de farenin girmesine izin vermezmiş. Askerleri fare deliğinin önüne koymayı denedik. Ama fare onları ezip geçti. Daha büyük bir şeye ihtiyacımız olduğunu anlayınca deliği tuğla ve molozla kapattık. Şu çocuklar tekrar geldiler ama oyun oynamak yerine yemek istediler. Biz de onlara biraz yemek verdik. Bakın depresyondaydı, gitti. Evet. Kristo, savaş sona erdiği zaman barbekü partisi düzenleyeceğim ve tüm komşularımızı davet edeceğim. Patlayana kadar da yiyeceğim. Marin, o çocuklara ve annesine yardım etmekten mutluluk duydum. Umarım hayatta kalmayı başarabilirler. Üzgün, yorgun. Aa, iyileşti, çok güzel oldu. Şimdi sen boş boş durma. Hafif yaralısın. Gel bakayım. Yapabileceğimiz bir şey var mı? 4 tane bitkiye ihtiyacım var. Bitki de yapmamız lazım. Bitki için neye ihtiyacımız var? Nasıl yapıyoruz bitkiyi? Su lazımdı. Evet, su. Tamam. Daha suyu şimdi bitirdik. Git bir kere daha su yapabilir misin? Sen nereye gittin? Biraz hasta ve açsın. Sen kendine bir top yaptın mı? Gel bakayım. İp mi yapalım, top mu yapalım? Ama bileşeni de ya, 5 tane bileşen istiyor ya. Hadi yap gitsin ya. İpi nereye yapalım? İpi şöyle yukarıya yapalım ya. Hadi git sen kendi hayal dünyanda. Filtremiz yok. Sen hasta. Uyu. Uyu 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 uyu. Acele. Uyu. Biraz hasta, yaralı. Uyuman lazım senin geceye kadar. Öyle. Yapacak bir şey yok ki. Nelerimiz var? Şu eşyalarımıza bakalım. Sığınağımız artık evimiz oldu. Bize huzur veriyor ve kafamızı toplamamızı sağlıyor. Bir koltuğumuz var ama sandalyemiz yok. Önemli değil. Yeterli yatağımız var ve rahat şartlarda uyuyabiliyoruz. Birileri hastalanır ya da yaralanırsa dinlenecek yerleri olacak. Bir radyo yaptık ve radyo dinlemek hoşumuza gidiyor. Kitap okumayı çok özlüyoruz. Geç. Kahvemiz bitti. Duvarlarımızdaki tüm gedikler tahtalarla kapatıldı. Kapıyı güçlendirdik ve elimizden geldiğince bir alarm sistemi kurduk. Uykuda yakalansak bile çoğu haydut saldırılarını savuşturma gücümüz var. Aa, artık uyuyabiliriz demek ki. Çocuğun mutlu olduğunu bilmek içimizi rahatlatıyor. Bileşenimiz yok. Tahtamız bolca var. Suyumuz yok. Ve suyu sadece bileşenle yapabiliyoruz. 4 tane bileşen bir filtre demekti. Şuradan başka ne yapabilirim? Balta falan var. Testere. 2 tane testere. Boşver. Hadi şu yakalansın artık ya. Ne yapabiliriz başka? Şey yapamıyoruz. Kibrit yap bari, boş durma. Çocuk nerede? Sen yaptın mı şeyi? Git oyna bakayım nasıl. Sebzemiz de bitti ya. Arkadaşlar, açlık başlayabilir. Evet, sebzesiz yemek yapmak zor. Sebze için şurayı geliştirmemiz lazım. Bence. Git bak bakalım. Arkadaşlar, 28 tane bileşen bir tane parça. Kendimi bileşene adamalıyım.
Aynen. 28 tane bileşene ihtiyacım var. Günü bitiriyorum. Günü bitir. Yapacak bir şey kalmadı. Şimdi İskra yatakta uyuyacak. Kristo hasta, yaralı, üzgün. Çocukla beraber uyusun. Marin aç ve üzgün. Nöbette durabilirsin. Paule de yağmaya çıksın abi. Otel. Yeni yerlere gitmemiz lazım artık. Pogoren seyahat firmasına ait küçük ama lüks bir otel. Burada şu anda silahlı aydutlar var. Bazen binadan çığlık sesleri geliyor. Uzak durmak en iyisi. Çalmadıktan sonra bir sıkıntı olmaz herhalde. Yarı yıkık ev. Yıkılmış villa. Tehlike. Dikkatli ol. Bombalan küçük apartman binası. Bombalanmış okul. Arkadaşlar, şu otele gitmek istiyorum. Hazırlan. Küreğim yok. Bir tane maymuncuk alacağım yanıma. Yani iki tane maymuncuk alacağım. Bir tane de bıçak alacağım. Aa, bıçağımızı bırakmıştık. Neyse, hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Sadece bileşenleri adamam lazım kendime. Artık sebze yetiştirmemiz lazım. Bir zamanlar onurlu ve zekiydi. Şimdi ise eski halinin bir gölgesi. Aynı bizim gibi. Nereye gidiyoruz lan? Ha, şuradan yukarı mı? Allah kahretsin, kürekle işimiz var. Çık bakayım, kürek almadık yanımıza. Çık çık çık, yukarı çık. Bu ne kadar büyük sesler geliyor. Gerginlik var. Ulan araştıracak hiçbir yer yok ya. Burada ne var? Bu bedenler korkunç bir şekilde ezilmiş. Bu yaralar aşırı bir şiddetle açılmış. Bunu kim yaptıysa dengesiz bir psikopatmış. Araştır araştır araştır. Aa, burayı buradan kırabiliyoruz. Hadi canım hadi. Bileşen ver bana. Vallahi bileşen. Tamam. Sadece bileşenler bile yeter benim için. Silahlı lan bu. Tanrın seni duyamaz diyor. Sesini kesmezsen gözlerini oyarım. Kiminle konuşuyor bu aşağılık pislik? Koş. Şurayı zorlayalım hemen. Hayır. Çık yukarı. Bunu bu taraftan kırabiliyoruz herhalde. Gel. Hayır. Diğer taraftan mı? Olamaz. Uç. Aç. Tamam. Heh, şu an kırabilirim. Hayır ya. Oğlum niye kavga ediyorsun benimle ya? Çık yukarı.
Bıçağı var. Sakın. 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 Şu anki ruh durumumu size anlatamam. Sanki ben öldüm. Ya, Pavle öldü ya. Pavle. Çok büyük bir hata yaptım ya. Gerçekten çok üzgünüm. Ateş bastı beni. Soyulduk. Hiçbir şey çalamadılar. İki tane kurşunumuz gitti. Yalnız Pavle erzak ararken öldürüldü. Hiç hesapta olmayan bir şeydi bu. Pavle geri dönemedi. İskra. Bugün Pavle ortada yoktu. Etrafta yoktu. Nereye gitti? Geri dönecek mi? Depresyonda. Kristo. Eğer kendimizi koruyamazsak bu cehennemden nasıl kurtulacağız ki? Marin. Aç, üzgün, yorgun. Artık Pavle bizim için yağmalayamayacak. Arkadaşlar, bir sürü bileşen almıştım. Ya canı cehenneme bileşenlerinde Pavle'yi nasıl kaybettik ya? Korkarım ki son saldırıdan. Neyse, ne yapabiliriz? Konuş bakayım. Kaldık 3 kişi. Yiyeceğimiz yok. Suyumuz yok. İskra, sorun nedir? Konuşun. Yanımda bir bıçak olsaydı ben bu tarz şeylere hiç girmek istemiyordum. Kavga etmek istemiyordum ve Pavle hızlı koşar, kurtuluruz diyordum da bir anda bize... O kapıyı açmak o adamı niye sinirlendirdi ya? Tabii. Adamın barikatını kırdık. Gerçekten olamaz. Hepiniz üzgünsünüz değil mi? Pavle artık aramızda yok. Ama bu oyunu Pavle'siz bitireceğiz. Dayanın. Dayanmak zorundasınız. 16 derece mi? Sobayı güçlendirmemiz lazım. Sen yeter, daha fazla uyuma, kalk. Kristo. Sobaya birkaç şey at. Tamam, yeter. Bileşene ihtiyacım var. Senin durumun ne? Aç, hasta, üzgün. Tam konuşun ikiniz. Aynen. Sen ne durumdasın? Aç, üzgün, yorgun. Hiçbir şey yapamıyoruz ki. Üretemiyoruz. Su yok. Uyu. Pavle bir köpek gibi öldürüldü. Artık yağmaya çıkarken nasıl yapacağız? Tavuk. Tavuk öyle de sebze yok abi. Sebze yetiştirmemiz lazım. Keşke Marin ölseydi ya. Hem yağmaya çıktığında az taşıyor, hem de bütün aletleri yaptık zaten. Hadi gel. Sen değil, sen gel. Sanıncağa git. Neyse, Pavle aramıza sonradan katılmıştı ama onun da yaşamaya hakkı vardı. Her şey için teşekkürler Pavle. Artık bir yatak bile, iki yatak bile fazla.
Takasçının gelmesi lazım, gelmiyor. Eşyalarımız, kahve yok. Oraya gidip o adamı öldüreceğim. Bıçak. Yapamıyorum çünkü bileşen yok. Bıçağımı filan almam lazım. Hasta, üzgün, oynuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Günü bitireceğim. Sadece radyoya bakayım, günü bitireceğim. Ya su bitince her şeyimiz kesildi, görüyor musunuz? Su yok ya. Bazı yardım uçaklarının sayesinde Pogören'de kahve bir kez daha bulunabilir oldu. Hala pahalı bir ürün olsa da düşen fiyatlar halka yaradı. Klasik müzik. Güneydoğu, Graznavya'da bulutlu hava hakim durumda. Hava her geçen gün soğuyor. Eğer yaşadığınız bölgede merkezi ısıtma yoksa yakacak tedarik etmeyi sakın unutmayın. Yağmacı çeteler çıldırdılar. Her gece evlere saldırıyorlar. Son derece dikkatli olun. Kurşuna da ihtiyacım var. Kaç kurşunum var? 5. Günü bitir. Marin nöbette dur. İskra uyu. Yağmaya çık. Otel. Bıçağım yok. Silahım var, silahı kullanamam. Bıçağım filan neredeydi arkadaşlar? Harabede miydi? Garajda mıydı? Garaja gidiyorum. Yanıma hiçbir şey almıyorum. Hatırlamıyorum. Ama garajdaydı sanırım bıçağım filan. Gel. Yukarıdan aşağıya gidiyorduk, değil mi? Sanırım. Gel abi. Gücümüzü almalıyız. İstemiyorum oyuncak. Artık savaş ciddileşti. Bunları da öldüreceğim. Tamam. Güzel. Ne var? Bileşenleri bir toplayayım. Kitap. İstemiyorum. Ne aldık? İstemiyorum. Kahve. Marin kahvesiz yapamıyor. Günlerden beri kahve içmiyor adam. Bunları öldüreceğim ama. Yeter artık. Aslında öldürmeden gidebilirim. Şu anda dinlenmeliyim diyor. Oo. Ne vardı burada? Bıçağım falan buradaydı ya. Sanki buraya et ihtiyacım var mı ete? Ya bırak kahveyi. Ete ihtiyacım var mı? Yok. Dur. Bekle. Sebzeye ihtiyacım var benim. Şekere de ihtiyacım yok herhalde. Aha, bitkiye ihtiyacım var. Suyum yok. Bitki yapamıyoruz. Parçaya ihtiyacım var. Dur bakayım. Buraya da bakayım. Sanırım burada bıçağım vardı benim. Hatta iki tane bıçak vardı bu kutuda. Oha, dünya var lan burada. Su var, her şey var. Bitki var mı? Al bitkileri. Tamam, bir dakika. Bırak bileşeni.
İki konserve. Bırak bileşeni. Bir sebze. Suyu da alacağım. Bırak bileşeni. Dört bileşen bir filtre demek aslında. Filtreyi alsam mı? Filtre mi yoksa? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Takasçı gelse suyu alayım. 4 su demek filtre. Kurşunlarımı alsam, suyumu alsam. Acayip kararsızım. Silah parçası da var. Buraya bir kere daha geleceğim arkadaşlar. Aynen buraya bir kere daha geleceğim. 4 4 4 4. Hadi git abi. Ama sanki bıçağım buradaydı benim ya. Çıkışa koş. Bakalım gece herhangi bir şey yaşadık mı? Hemen yağmur suyunu yapmam lazım. Ah be Pavle. Ah be Pavle. Suça son verildi diyor. Gece sakindi. Baba geri döndüm. Çok aç, hasta, hafif yaralı, üzgün. Sen nasılsın? Tamam, konuşma. Bırak muhabbeti. Ne? Ben de artık büyük sayılırım. Tabii büyüdün. Sen ne durumdasın? Depresyonda mı? Neden? Biyonuz var mı? Kötü davrandık diyor. Tamam. Gel. Önce su. Bir saniye. Gel. Yemeği ye ve yemek yap. Sen ne yapıyorsun? Çok aç. Biraz hasta, hafif yaralı, üzgün, yorgun. Tamam. Gel abi Marin. Şu bitki bahçesini büyütmem lazımdı. Sebze öğretmem lazım. Sen gel yemek yap. Sen uyusana. Aa, bir tane parça mı? İnanamıyorum, bir tane parçaya mı ihtiyacım vardı? Takasçının gelmesi lazım. Takas uyunun acilen gelmesi lazım. Sen yemek yap. Hepiniz açsınız. Sen yemeği yedikten sonra uyu diyeceğim ama dinlen dinlen. Dinlen sen. Bunlardan yapabiliyoruz. İki tane, bir tane. Bileşen harcamamam lazım. Yap bundan. Yap lan yap. Ne işe yarayacakmış? Yap sen. Bırak Kristo'yu Mristo'yu. Yaptın mı yemeği? Aa, kim? Tamam, Takasugi geldi. Sen hasta ve üzgünsün. Aç değilsin. Vay. Git oyun oyna. Sen git oyun oyna. Sen de bunu bitir. Yürü. Hop. Takas aslında şey yapsa iyi olurdu. Çık. Tamam.
Arkadaşlar şimdi bitkisel ilaç ver. Ver abi bileşenlerini. Tamam. Aldık. Dünyanın bileşenini aldık. Suyu ver. Suyu ver. Al bir bitkisel ilaç daha. Elektronik parça yok adamda ya. Elektronik parça niye yok? Şunları alalım. Kaç parçam var? 27. Artık parçaya ihtiyacım yok sanki. 50 tane şeyim oldu ya. Odun ne durumda? Odun da var. Şu silah parçalarını da alacağım. Lazım olacak. Şunları da alacağım. Kurşunları. Vereceğim abi. Al konserveyi. Al bunu da. İki tane kahve alsak yeter. Bileşen. Dur bakayım. Konserveyi ver. Birkaç şey verelim buna. Ne verelim buna? Al bunu. Bir de kullan, tavuk ver. Tamam, böyle anlaşabiliriz diyor. Üzerine ne ekleyebilirim? Kahve bir tane de alabilir miyim? Tamam. Bayağı bir şey yaptık. Gel bakayım. Parça yok ya. Burada ne yapabiliyorum başka? Oyuncak kutusu. Şunu yapsaydık aslında. Neyse. Yap abi şundan. Artık buna ihtiyacımız var. Su yapılıyor mu? Aynen, o su bitene kadar bir tane daha yapalım. Hadi hadi. Ya da vazgeçsek öğretsek. Öğretelim, daha mantıklı. Gel. Öğretmek de aynı sonuçta. Sen ne durumdasın? Tamam. Git önce yemeğini ye. Önce yemeğini ye. Sebzeye ihtiyacım var benim. Tamam. Gel. Gel gel gel. Yağmur suyuna git. Koş. Sen bir yağmur suyu yap. Bir tane daha filtre yap abi. Ya da onu iskra yapsın. İskra gel, filtre yap. Sen filtre yap. Sen de içki. İçki ne durumda? Yap abi bir tane içki. Hadi hadi hadi. Elimizde içkimiz var mı? Yok. Hadi hızlı olun. Herkes çalışıyor harıl harıl. Burası soğuk olmadığı için şanslıyız diyor. Dereceyi arttırmam lazım. Git. Kibrit at. Dad? Kucak mı istiyorsun? Konuşun siz hadi. Tamam, bunu da besledik.
yemeğin birini ya. Depresyondan seni nasıl çıkarabilirim? Kahven de var artık. Şu takasçıyı kaçırmayalım. Bir şeyler daha vereceğim abi. Şu ilacı da veriyorum. Başka. Tamam. Tamamdır abi. Takasımız bitti. Sen depresyondasın. İskra bir konuş, belki depresyondan çıkarırsın sen onu. Hadi koş. Konuşun bakalım. Konuşuyor. Depresyondan çıksın da. Sen gel hızlıca. Şurada aşağıda alkol bitiyor. Evet, alkol bitti. Al onu. Hemen saf alkol. Ya yetişmeyecek gerçi. Bir tanesini yaptı. Aynı yere gitsem mi tekrardan? İskra yatakta uyuyacak. Kristo tekrar yağmaya çıkacak. Sen de nöbette duracaksın. Ya da uyusak bir şey çalarlar mı acaba? Alarm var sonuçta, uyandırıyor değil mi? Zaten yorgun. Nöbette dur, riske almayalım. Garaja tekrardan gidiyorum. Garaja tekrardan gidiyorum. Oradaki gerekli malzemeleri alacağım. Hadi yürü. Ne almadığım için pişman olmuştum? Bıçak değil mi? Bıçağım yok. Hiçbir şey almıyorum yanıma. Slota ihtiyacım var. Artık gözlerim de kapanıyor arkadaşlar. Hadi uç. Yukarıda bir şey var mıydı? Yok. Aşağıya buradan atla. Adam delirdi, geri geri koşuyor. Şunları da yanıma alayım. Al yanına, hadi. Açmışken. Al al al, hepsini yanına al. Aman ses yapma. Hepsini yanına al. Bir yerde toplayacağım onları. Bunlarda hep tahta vardı değil mi? Bileşen. Bırak. Bileşenler hep lazım olacak. Hadi gel.
Tahtaların hepsini bırak buraya. Aman Allah'tan aşağıya gelmiyorlar ya. Aşağı mı geliyor? Öyle mi hissettim sanki? Allah kahretsin. Kaç. Kaç 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 kaç. Fark etmedi. Ulan var ya, ölüyorduk az kalsın. Ne konuşuyor bunlar aralarında? Dur bakayım. Uyumayı deneyeceğim diyor. Çık yukarıya. Benim aşağıya tekrar inmem lazım. Sola dönme ha. Hadi sen de çık yukarı. Şimdi bizim Marin zaten depresyonda. Christo bunları yaptığı için depresyondan çıkaramayacağız bence onu. Çaldığımız için. Hadi artık. Hadi artık seni bekliyorum. Ömür boyu orada mı duracaksın? Bari şuradaki tahtaları alalım. Ya balta malta vardı ya. Hadi git uyu be. Hadi seni biraz daha bekleyeceğim. Acaba girsem şuraya kadar, dibine kadar. Hadi oğlum ya. Oğlum mal gibi duvara bakıyorsun. Delirdin mi? Ne yaptın? Yoruldum, yatsam iyi olacak diyor. Uyuyan adam bunu diyor ya. Oradan kalkıyor, oraya gidiyor. Kafayı yemiş bunlar ya. Hakikaten delirmişler artık. Hadi, hadi acele. Çık yukarı. Son çeyrek dilime giriyoruz artık. Abi sen kafayı mı yedin? Hadi. Allah'ım ya Rabbim, deli ediyor beni bu adam. Heh. Yukarı çık. Sakın buraya gelme. Evet. 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 Yürü. Yürü. Yetişemeyebilirim. Acele. Parçaları al yine. Hadi. 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 Abi bunlar üretiyor mu? Konserve yoktu sanki bu kadar. Şunu da al. Bunu da al. Vallahi sanki yoktu ya. Şunları da tamamlayalım dörde. Konservelerin üçünü almak sanki biraz vicdansızlık gibi, biliyor musunuz? Al gitsin ya. Şu sigarayı bırak. Şekerleri de tamamla. Bir tane testere al.
Tavukları bırakacağım. Arkadaşlar ne yapıyoruz biz ya? Ne yapıyoruz biz? Yürü abi. Bunlar konserve üretiyor herhalde. Hadi git. Biri ateş etti diyor. Sakın ha. İndi aşağıya. Döndük. İnşallah depresyondan yıkılmış duruma dönmez bizim adam. Çünkü çaldıkça kafayı yiyor Marin. 21. gün. Baba. Keşke her gece bu kadar. Neyse ayakta oturmuyor Allah'tan. O gece sakindi. Hasta, üzgün, yorgun biyografisi hikayesine devam ediyoruz. O günden sonra Bodrum'da kalmanın artık güvenli olmadığını düşündük. Ancak yine de gidecek bir yerimiz yoktu. Günlerimiz umutsuz geçmeye başlarken erzağımız tükeniyordu ve her gün son günümüz olabilirdi. Kuşatma sonsuza dek sürecekmiş gibi geliyordu ve karımı görme umudumu kaybediyordum. Marin, depresyonda ve çok yorgun. Biraz hasta. Sen gel bir. Bu ikisinin konuşması lazım. Biraz hasta, hafif yaralı, problem değil. Siz ikiniz bir konuşun bakalım. Kristo da üzgün, o da üzgün çünkü. Depresyondan çıkaralım onu. Sebzemiz yok. Oturun bir konuşun bakalım ya. Sebzemiz yok, yemek yapamıyoruz. Yaparız ama mantıksız onu yapmak. Bir konuşun bakalım. Sen bir depresyondan çık abi. Çok yorgunsun. Uyuyacaksın biliyorum. Sen üzgün müsün? Yok değilsin. Git uyu o zaman sen. Ya da sana öğrettiğimiz şeyler varsa yap. Gel bakayım. Sana öğrettiğimiz bir şeyler varsa yap. Yapabileceğin. Aa, sargı bezi. 111-581. Yap abi sargı bezi yap. Boş durma. Sana ihtiyacımız var Marin. Üzgünüm, haklısın. Kendime çeki düzen vermeye çalışacağım. Kalk ayağa, depresyondan çık. Lütfen. Hadi çık depresyondan. Evet, tamamdır be, aslansın be. Aç, üzgün, çok yorgun. Tamam, uyuyacaksın. Uyuyacaksın. İçki yapabiliyorum. Ama içkiyi sen değil. Sen şu sebze bahçesini büyütebilirsin. Git bunu bir büyüt artık. Sen hastasın. Uyu bakayım. Uyursan belki dinlenebilirsin. Sen gel. Yorgunsun. Heh, bir dakika. Isı lambası. Isı lambasını sen yap. Isı lambasını. Yapabiliyor muyuz? İnşallah yaparız. Isı lambası. Aa, 4 tane elektronik parça istiyor. Sonra bunu yapmak için de 4 tane elektronik parça buraya. Yani ısı lambasını yapmamız bir şey değiştirmeyecek. 2 taneye daha ihtiyacımız var. Gel bakayım. Sen ısı lambasını daha az elektronik parça yapabilir misin? 2 taneye falan mesela. Acilen uyuması lazım bunun da. Hadi Marin. Isı lambası 4. Sen yorgunsun. Marin git uyu. Marin sen uyu. Isılanmasını sen yap. Sen bir ısılanması yap abi. Uyu. Uyusana Marin. Ya Marin uyusana. Heh. Delirtmeyin lan beni.
Takasugi de gelmedi. Oh. Üç tane yapabiliyorum. İki tane yap abi. Filtremiz var mı? Sen ne yapabiliyorsun burada? Boş durma. Aa, filtre yapabiliyor. Yap lan aslan kız. Yap, iki tane filtre yap sen de. Suya ihtiyacımız var. Tamam, o filtre bitsin. Aa, bu bitmemiş ya. Bitir şunu, bitir. Al. Evet. Su yap. Biraz hasta, hafif yaralı. Artık Kristo'yu bu gece uyutsam mı, ne yapsam? Bakayım aşağıya. Sen burada ne yapabiliyorsun? Sen ne yapabiliyorsun? Tamam, çok güzel. 4. Bir tane var. Sargı bezi 2 tane var. Yaprağımız olsa 4 tane sigara yapabiliyoruz, rulo. Aslında bundan da yapsak. Bunları yapıp yapıp satarız. 8 tane yaprağımız var ve hiç kullanmıyoruz. Sen şimdi bir bitkisel ilaç yap abi. Sen inşallah çok yorgunsun. Dinlenirsin biraz. Acilen bitkiye ihtiyacımız var. Sebzeye ihtiyacımız var. Yaptın mı? Burayı geliştirirsek ne oluyor? Gerçek ilaçlar ve kaliteli sarma sigaralar. Elektronik parça. Her şey elektronik parçada bitiyor. Gel. Gel, daha yapacağın şeyler var senin. Şu sigaradan yap abi. Yap şundan. Hepsini satacağız sonra. Yorgun, güzel. Of, savaş. Tamam, şey nerede? Kız nerede? -14 dereceye düşmüşüz. Sobaya bir şeyler atsak. Atabilir misin? Hıh. At at. Tamam, aferin sana. Şunu da al. İnşallah bunu da almayı öğrenmişsindir. Hıh. Aldın mı? Süpersin lan. Buradan bir şey yapabiliyor musun? Tamam, öğrenmemişsin. Hadi gel. Sen filtre yap. Acilen. Bitti, gün bitti. Güzel. Gece bitti. Şimdi Iskra yatakta uyuyacak. Hafif yaralı, üzgün, yorgun. Sen yağmaya çıkacaksın. Sen de nöbette duracaksın. Nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Bıçağımız yok. Harabe. Arkadaşlar, garaja bir kere daha benim gitmem lazım aslında.
Buraya bir kere daha gidiyorum. Ha, elektronik parça yok ama. Bir de elektronik parça almam lazım benim. Askeri üs. Yıkılmış villa. Bombalanmış kulübe. Hiç bilmediğim bir yere gitmek istemiyorum arkadaşlar kapatırken. Ben şuraya bir kere daha gidiyorum. Buraya bir kere daha gidiyorum. Yanıma yine bir şey almıyorum. Çünkü 40 dakika oldu. Burayı tamamen bitirdikten sonra yarın da takasçı gelirse elektronik parçaları belki ondan da alabilirim. Tamam. Hadi önce şuraya. Acele. Acele. Hasta, üzgün, yorgun. Ulan bunlar konserve üretiyorlar ya. Bırakmış mıydık acaba birini? Tavuk üretiyorlar, bir şey yapıyor. Vallahi bunlar üretiyorlar abi, baksana. Al şunları. Birini bırak. Birini de alalım. 4 tane tavuk var. Al bu 4 tavuğu da ya. Acımasız olmayacağım artık. Bizim hayatta kalmamız lazım. Silah bir tane var. Kurşun. Ne yapsak? Gel. İyi, bunlar üretiyorlar ya. Konserve falan yapabiliyorlar. Bir de şey mantıksız, bırak. Dolapta bir şey var mı? Dolapta tahta var, biz koyduk. Hadi gel. Tahtaları da al git. Aslında bir suyu da bırakmam daha mantıklı. İki tahta. Çık, çık. Lan karar veremiyorum orada. Al. 4 tane parça vardı mesela, parça. Ha, zaten doldurmuşum. Tamam, hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Bakalım tekrardan son bir kere. Devam. Tahtaydı. Bunların hepsi tahtaydı herhalde. Bir de oyuncak vardı burada. Geç. Tamam. Çıkışa koş. Kristo geri döndü. Bakalım. 22. gün. Marin yaralı mı? Ya da depresyonda ağır ilerliyor. Gece sakindi. Kristo hiç de iyi görünmüyor. Biraz ilaç olsa iyi gelirdi. Çok aç. Hasta. Hafif yaralı. Üzgün. Çok yorgun. Çok aç. Biraz hasta. Üzgün. Çok yorgun. Düzeltiriz arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kırmızı kepe abone değilseniz daha fazlası için abone olmayı unutmayınız. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.